Sanırım başladı video. Evet gençler, herkese merhaba. Ee, neredeyim merak ediyorsunuz? Evdeyim. Evin mutfağındayım. Benim çalışma masam şeyde evin mutfağında. Ee, bayağı stratejik bir yere yerleşmişim değil mi? Ee, biliyorum bazı videoları evde yaptığım videoları kütüphane odasından yapmıştım ama orası şu anda çok sıcak ve e, çok dolu. Ee, orada yapmıyorum o yüzden. Bulabildiğimiz yerde yapacağız. Laptop'tan çekiyorum bu arada videoyu. Ve arkadaşlar bunca yıldır video çekiyorum ve artık bir mikrofonum var. Neyse çok fazla uzatmayayım biraz uzun bir giriş yapacağım çünkü yepyeni bir video serisine başlıyoruz arkadaşlar. Tipimden belli olmasa da bayağı heyecanlıyım. Bu çok uzun süredir yapmak istediğim bir şey. Ne yapmak istediğimi iki şeye ayırabilirim. Birincisi bazı kitapları, makaleleri, romanları ve benzerlerini sizlere anlatmak, bunların üzerinde tartışmak istiyorum. İkincisi de benzer bir şey. Çeşitli alanlarda bu çoğunlukla felsefe olacak muhtemelen. İşte psikoloji, kültür kritiği, sosyoloji, bilmem ne, günlük olaylar, siyaset vesaire vesaire bu konularda sizlerle kendi düşüncelerimi paylaşmak. Yıllardır şeyimde cep telefonumda böyle aklıma bir şeyler geldikçe notlar alıyorum. Böyle 400 madde falan oldu. Onları böyle biraz daha sizinle paylaşılabilir şekle getirip sizinle böyle küçük küçük başlıklar halinde paylaşmak istiyorum. Şimdi bu videoda birinci şeyi yapacağım. Yani size bir kitabı anlatacağım. Size siyaset felsefesinin köşe taşı eserlerinden birisi olan Karl Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanları kitabını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu benim kanalım için yeni bir şey olduğu için bu seferlik intro kısmı biraz uzun olacak. Ne yapmak istediğimi ve bunu nasıl yapmak istediğimi size anlatmam lazım biraz. Bundan sonraki videolarda böyle şeyler yapmayacağız. Şimdi biraz birkaç tane örnek vereyim ne yapmak istediğimle ilgili. Şimdi bu, bu bu videoda ne yapacağımı söyledim size bir kitap anlatacağım. Onun dışında mesela makaleler var. İşte Çoğunlukla bunlar felsefe makaleleri olacak. Mesela bu video serisini tamamladıktan sonra veya belki arada da yapabilirim. Size anlatmak istediğim efsane bir felsefe makalesi var. Böyle küçük bir kitap boyutunda. Wilfred Sellers'ın in İngilizcesi Philosophy and Scientific Image of Man yani Türkçesiyle felsefe ve insanın bilimsel imajı isimli. Bir makale var. Ee, onu size anlatmak istiyorum. Beni çok etkiliyor o makale. Çünkü bunun gibi bir sürü makale var. Biliyorsunuz e, özellikle Anglo-Sakson felsefede e, işler genelde makale üzerinden e, yürüyor. Böyle hani büyük kitaplar falan da var ama e, makaleler bayağı önemli. Her neyse mesela yapmak istediğim, anlatmak istediğim bir başka kitap onun da ilk çalışmasını yaptım. ...notları falan çıkarmam lazım. Karl Mannheim'ın... ...sosyolojinin kurucularından birisidir. Karl Mannheim'ın İdeoloji ve Ütopya kitabı. Onu size anlatmak istiyorum. Ne bileyim felsefe konusunda yine makale sınıfında benim çok sevdiğim bir felsefeci vardır, İngiliz... ...felsefeci. Bernard Williams diye. Türkiye'de pek bilinmiyor. Onun makalelerinden bahsetmek istiyorum. Çok da akıcıdır, güzeldir. Kafayı, çok kafa çalıştırıcı makaleleri vardır. Mesela romanlardan konuşabiliriz. Kısa hikayelerden konuşabiliriz. Mesela roman deyince aklıma böyle beni zamanda çok etkilemiş olan Türkçesini tam aklıma Arpa Bahçesi'nde bir şeydi tam hatırlamıyorum. İngilizcesi Catcher in the Rye. J.D. Salinger'ın bir romanı. Ben onunla ilgili kitabı okuduğumda kitapla ilgili eleştiri yazılarına falan da bakmıştım. Böyle çok kuru, klişe falan gelmişti. Benim çok daha değişik düşüncelerim vardı o konuda. Onu yapabilirim. Tabii kitabı falan tekrar okumam lazım. Falan filan. Peki neden böyle bir şey yapmak istiyorum? Yani neden mesela daha önce yaptığım işte hiking videoları, malzeme videoları, gezi videoları bunları daha böyle ne bileyim daha bunları mükemmel hale getirip, daha böyle görsel olarak güzel hale getirip e, bunları yapmaya devam etmiyorum da bambaşka bir alana giriyorum. E, birincisi öyle bir şey de yapabiliriz. E, şu an gerçi gezi videoları çekemiyorum e, ama e, onu da yapabiliriz. Onu da yapacağım. Yapmaya da çalışıyorum biliyorsunuz son videolarda biraz daha böyle hani tripot falan götürüyorum. Belki bir gün kamera alırız, ne bileyim GoPro alırız, bir şey yaparız. Öyle şeyler de yapabilirim. Ama e, bu bahsettiğim konularda e, video yapmaya girmek istiyorum. Şimdi sebeplerimi neden böyle bir şey yapmak istediğim, size sıralayayım. Birincisi baştan beri yapmak istediğim şeylerden biri hatta en önemlisi bu. E, ama daha yeni sıra geldi buna. Nedenini verin İkincisi e, bu konularda e, orijinal bir şeyler söyleyebileceğime inanıyorum bunu biliyorum. Üçüncüsü... E, bu benim için bir ihtiyaç bu videoları yapmak. Şimdi insan hayatının büyük bir kısmını okumakla, düşünmekle geçirince ki bu bir süre sonra sürekli hale geliyor. Hayatınızın her anında farkında olmadan bazen analiz yapıyorsunuz. İşte bir yerden sonra bunları içinizde tutamıyorsunuz. Ben bilmem kaç yaşındayım. Yani çocukluğumdan beri okuyorum, düşünüyorum. İşte bir yerden sonra bunun yani içiyor patlamak üzere haline geliyorsun. Bunları paylaşmak istiyorsun ve şu anda bunu yapabilmek için imkanlar da çok fazla. Yani Youtube var, yazı yazabiliyorsunuz. Yani bir sürü imkan var. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Bilmezsiniz çoğunuz ama. Onun dışında başka bir sebep, bunu neden yapmak istediğim. Şimdi arkadaşlar Bazılarınız biliyordur. Bu arada videoyu ortalamamışım ama idare edin artık bu videoluk. Şimdi Batı'da özellikle Batı dünyasında popülerleştirici yayınlardan ben çok yararlandım. Nedir bu popülerleştirici yayınlar? Bunun çeşitli şekilleri olabilir. Popülerleştirici o konuda uzman olan insanlar vardır. Mesela bilim adamları vardır, felsefeciler vardır. Mesela bilim alanında... Fizik alanında benim takip ettiğim Sean Carroll var. E, onun videolarını e, izlerdim. Fizikçi kendisi. E, i̇şte şimdi şeyini podcastini dinliyorum. E, e, iPhone'umda var. E, Brian Greene var mesela. Onun videoları vardı. E, şeyde e, Amerikan PBS'te çıkıyordu ilk önce galiba ama sanırım YouTube'da falan da var bilmiyorum. Onu izledim. Mesela bunlar şey olabilir. E, ben e, bir dönemler e, ...bir web sitesinde, seneler önce diyeyim yani, o şimdi sonrasında da YouTube University falan o tür şeyler de çıktı ama... ...neydi, tam hatırlayamıyorum ismini. Neyse boş verin. Ee, Amerika'nın e, iyi üniversitelerinden, Stanford, Yale, e, Harvard gibi üniversitelerinde... E, ...en az 45-50 tane sömestrlik, full sömestrlik ders dinledim. Mesela bir tane örnek vereyim, Stanford Üniversitesi'nde Robert Sapolsky diye bir herif vardır. Ondan e, davranışsal genetik ders almıştım. Bütün bir sömestre dinlemiştim artık kaç derse, 8 ders mi, 10 ders mi ne. E, bu ve buna benzer e, şeyler. Mesela şimdi aklıma geldi. Sanırım kadın Yale'de miydi, Stanford'da mıydı, UC Berkeley'de miydi? Büyüyle ilgili, magicle ilgili bir e, dönemlik dersi vardı. Büyüyle ilgili derken büyü yapmayı öğretmiyor da Büyünün, sihirin insan kültüründeki etkisini anlatan bir şey vardı. E, ders vardı, onu takip ettim falan filan. E, podcastler olabilir. E, benim e, takip ettiğim bir sürü felsefe, işte psikoloji ıvır zıvır e, şeyler var, podcastler var. Mesela başka yerde söyledim mi bilmiyorum, Very Bad Wizards diye bir podcast var. Bir psikologla bir, psikologla evet yani psikoloji profesörüyle felsefe profesörünün böyle şeyleri var. Falan filan yani. Ben de buna benzer bir şey yapmak istiyorum. Tabi biraz farklı olacak bu monolog şeklinde gerçekleşiyor ama her neyse. Yani şöyle söyleyeyim mesela felsefi konularda ya yani felsefi konular normal eğitimli bir kişinin anlayacağı basitlikte anlatılsa bile çok kuru olabiliyor. Oysa bence bu tür konuların günlük hayatımızda bir bağlantısının kurulması lazım. Canlı bir dille... Böyle vaaz vermeden, ders anlatır gibi anlatmadan anlatılması lazım. E, felsefeyi anlamak isteyen, e, bu alana ilgi duyan veya psikoloji veya ne bileyim genetiği veya işte kuantum fiziğini bilmem ne her neyse. E, bunu anlamak isteyen ve sonuçta bu işler bir de şimdi açık konuşalım arkadaşlar kapasite meselesidir. Kapasitesi olan herkesin anlaması lazım. Bunun için insanların bir şeyler üretmesi, yapması, yardımcı olması lazım. Yani birilerinin bu alanları çalışıp işi bu olmayan, alanı bu olmayan insanlara anlatması lazım. Çünkü mesela felsefe, felsefe dediğin şey bence belli bir çabayı gösteren yani tabii ki onun da teknik bir dili var. Onunla ilgili okumanız, anlamanız, bir temel bir eğitim almanız lazım. Bunu yapan her insanın ki o eskiden mesela batıda üniversite eğitimi almış olan herkesti çünkü bir genel kültür eğitimi vardı şu an her yerde var mı bilmiyorum zannetmiyorum orada siz Platon'u, Aristoteles'i işte Orta Çağ felsefesini işte ne bileyim psikolojiye giriş dersi alıyordunuz şuydu buydu işte Yunanca öğreniyordunuz falan yani eskiden batı dünyasında üniversite bitirmiş bir insan bunları yani bir felsefi tartışmayı felsefecilerin profesyonel felsefe tartışmasını takip edebiliyordu. Şu an bu batıda da böyle felsefe böyle küçük bir çevre tarafından kendi aralarında konuşulan böyle teknik bir dil kullanılan aynı konularda sürekli sürekli tartışılan bilmem ne bir alan haline geldi bazı yerlerde. Bu bu iyi bir şey değil. Felsefenin böyle olmaması lazım ama tabii bir yandan da hani diyorum ya popülerleştirici insanlar var, podcastler var, YouTube kanalları var. Bir yandan da felsefe hiç olmadığı kadar onu takip etmek isterseniz, gerçekten ilginiz varsa ulaşılabilir hale de geldi. Yani çok da olumsuz olmamak lazım. Ben de o çabaya bir katkıda bulunmak istiyorum. Hep felsefe felsefe diyorum ama sadece felsefe konuşmayacağız burada. Yani o en çok ilgilendiğim alan olduğu için ondan bahsediyorum. Bunu neden yapmak istediğimle ilgili bir de dille ilgili, çeviriyle ilgili sebepler var. Şimdi felsefe, edebiyat ve bunun benzeri gibi konularda çeviri esas metni öldürebiliyor. Ortaya donuk, kıvraklığını kaybetmiş bir şey çıkıyor ortaya çoğu zaman. Şimdi burada aslında arkadaşlar çevirmene de fazla bahane e, bulamazsınız. Çünkü onun da sınırları var, e, uyması gereken kurallar var. Yani bir cümleyi böyle kafasına göre e, çeviremez, çeviremezsiniz yani. E, ama benim böyle bir sınırım yok e, çünkü e, birebir çeviri yapmıyorum, yapmayacağım. Ne anlıyorsam onu çeviriyorum. Sadece önemli gördüğüm yerleri çeviriyorum. Hatta çoğu yerde daha iyi anlatacağımı, e, Türkçe'de daha iyi anlatacağımı düşündüğüm zaman o cümleyi kendi cümlelerimi kuruyorum. Sonuçta ben bir e, üniversite hocası gibi e, veya ne bileyim bir kurs hocası gibi e, bir entelektüel gibi e, e, o mevzuyu anlatmak istiyorum. Yani öyle bir e, nasıl anlatayım bir loncanın kuralları gibi bir e, işte çeviri yapacağım, şöyle yapacağım, şu öyle bir derdim yok. Tabii ki sallayacağım anlamına gelmiyor bu yani. Bir de arkadaşlar çevirilerde şöyle bir sıkıntı var. Mesela bazı felsefe kavramları kullanılan kelimeler o dilde, mesela İngilizce'de böyle canlı oluyor. Yani günlük hayatın içinde bu kelimelerin kavramların yerleri var. Mesela self, öz kişilik mi diye çeviriliyor Türkçeye bilmiyorum. Türkçe felsefe ben okumadığım için hani böyle şeylere denk geliyorum. Ya gerçekten o o kelimenin dil içinde bir yeri yok. Ölü yani. Çok belli ki teknik bir kelime olarak kalmış. Ee, de, i̇şte yani dediğim gibi bu bunlar, e, bu teknik terimler e, kaynak olan çevrilen dilde e, yeri var ama çevrildiği zaman bu kelimeler kavramlar ölüyorlar. E, Okuyucu da mesela dinleyici de veya bunun tanımına bakıyor araştırıyor ne lan bu falan filan bilmem ne diyor ama yani adam bir iki uğraşıyor onu orada kaybediyorsunuz adamı yani. Şimdi mesela uzun bağlaçlı cümle şeyleri var İngilizce'de mesela eğer metnin içine iyi yerleştiriliyorsa iyi kullanılıyorsa süper oluyor İngilizce'de yani bunu çok doğal bir şekilde okuyorsunuz. Türkçe'de farklı. Türkçe'de uzun cümleler genelde işkence haline geliyor. Ee, şimdi bu ikisini birleştirdiğiniz zaman mesela felsefe çevirileri böyle şey oluyor. Uzun, kuru, hayattan bağ kopuk cümle yığınları haline e, geliyor. Ee, yani oysa konuşulan konu işte hayatın anlamı, e, gerçekte e, bir şey var mı, gerçekte var mıyız? İşte bir ahlaki ikilemle karşılaştım. Ee, ne yapacağım işte ne bileyim yani aklınıza gelebilecek her türlü konularda felsefe yapılabilir derin düşünülebilir yani ee, e, yani konu böyle çok e, insanların Normalde ilgilendirebilecek bir konu ama çeviri olduğu zaman böyle ölüyor ya canını çekiyorsunuz yani metnin ee, ben mesela ilk böyle gençliğimde e, yani bir Hani entelektüel merakı olan, bu yönde e, ilgisi olan, eğilimi olan insan tabii ki felsefe istiyorsunuz yani felsefe öğrenmek istiyorsunuz. Ben e, yani şöyle söyleyeyim e, Türkçe felsefe okumaya başladığımda böyle böyle kafamı duvarları vuruyordum, böyle içim sıkılıyordu. Hatta şey düşünmüştüm. Herhalde bu felsefe bana uygun bir şey değil. Benim yeteneğim yok bunu Anlayamıyorum yani diye düşünmüştüm. Aslında öyle bir şey değil yani. Ee, i̇şte ben bu videolarda elimden geldiği kadar çapımcı bunu aşmaya çalışacağım. Bir e, çevirmen gibi, elim kolum bağlı olmayacak. Ee, bir üniversite hocası, bu konuda konuşan bir insan, bu konuda meraklı olan bir insan olarak, e, hevesli bir insan olarak. Ee, o konuları canlandırmaya Türkçe'de canlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Peki bunu yaparken ne yapmamaya çalışacağım? Birincisi basitleştireceğim diye konuları sıkıcı bir şekilde sulandırmayacağım. Tamam. Ee, ders anlatır gibi anlatmayacağım. Şemalar çizmeyeceğim. Dinleyiciye öğrenci gibi davranılmasından zaten hiç hoşlanmıyorum. Ya, bırak adam kendi şemasını çıkarsın. Alıyorsa kendi notunu alsın. Kafasında yeni bir şeyleri kendisi oluştursun. Hatta şema falan da çıkarmasın, not da almasın. Önemli olan insanların kafasında bir iz bırakabilmek. Yani bir insanların beyninde yeni kıvrımlar oluşturabilmek. Yani mesela an, an, şimdi ben size atıyorum burada 8 bölüm yaptım. 8 bölümden sonra atıyorum bir sene sonra aklınızda hiçbir şey kalmadı ama öyle düşünmeyin. Öyle olmuyor işte. Yani hani beyninde kıvrım oluşması dediğim şey bu. Siz oradan bir şeyler mutlaka kazanıyorsunuz. En azından bir takım şeyleri daha derin, daha çok yönlü düşünebilme yetisi kazanıyorsunuz. Sizden de bir iki ricam olacak. Birincisi başlarda biraz sabırlı olmanızı rica edeceğim. Bu bölüm onun örneklerinden birisi mesela. Şu anda şey diyor olabilirsiniz ya arkadaş ne zaman konuya geleceğim falan diyor olabilirsiniz. Ya zaten bilmiyorum öyle diyorsanız uzun videolar seyredemiyorsanız. Bilmiyorum burası sizin için doğru bir yer mi? Hani şimdi biraz mevzuyu uzatacağım notlar almıştım arkadaşlar arada bakıyorum oraya. Onun da dışına çıkıyorum şu anda biraz uzatacağım mevzuyu ama sabredin. Şunu söyleyeyim aslında uzun içeriklere de çok büyük ilgi var ben bunu batıda görüyorum. Joe Rogan 3 saatlik şeyler yapıyor mesela videolar, video diyorum video yapımı bilmiyorum podcastler yapıyor. Deli gibi dinleniliyor. Benim dinlediğim şeylerin çoğu çok uzun sürüyor. En az bir, bir buçuk saat sürüyor. Bu şeyle ilgili arkadaşlar bu Hayır ben mesela çoğu videomda derim ya arkadaşlar gene video uzun oldu, gene uzun oldu, kısa tutamıyorum. Abi böyle bir şeyim yok. Yani şimdi benim ben canlı yapmadığım için, canlı yapmayacağım için büyük çoğunlukla en azından şu anki şeyim öyle. Bir saatte falan tutmaya çalışacağım bunları. Ama yani böyle arkadaşlar bir şey öğrenmek istiyorsanız, e, muhabbet etmek istiyorsanız, siz arkadaşlarınızla muhabbet ederken abi sadede gel 10 dakikayı geçtin mi diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Onu geçin yani. Ee, ha bir de şu açıdan sabrınızı rica edeceğim. Ee, gene mevzu çok dağılıyor ama arkadaşlar hep muhabbet gibi düşünün bunları. Tamam Yani biz burada ders vermiyoruz. Burası üniversite değil. Muhabbet ediyoruz. Ee, bence güzel vakit e, geçireceğiz. Ben böyle şeyleri dinlerken çok güzel vakit geçiriyorum. Ben e, ekran zamanımın e, büyük bir çoğunluğunu böyle şeyler dinleyerek geçiriyorum. E, bir de şu açıdan sabır rica edeceğim. Neden? E, şimdi bu yeni başladığımız bir işin ilk zamanları olacak. E, bunun gittikçe daha iyi, daha akıcı e, hale geleceğini umuyorum. Ümid ediyorum bunu. E, hani Biliyorsunuz dizilerde, romanlarda bile ilk başlarda <laughs> ağır akıyor, aksaklıklar oluyor. Diyorsunuz ki ulan bıraksam mı bunu, sarmadı falan. Sonra alışıyorsunuz. E, i̇kinci ricam ise şu. Şimdi bazı anlatılanları ilk duymaya başladığınızda özellikle mesela anlatılan konuyla böyle çok yakından ilgili değilseniz... E, Mevzulara ilk duymaya başladığınızda tam olarak anlamamanız, e, o kim, ne önemi var, nereden geldik bu konuya demeniz gayet normal. E, ama sabredin, zaman geçtikçe terminolojiye, akışa, mevzulara e, alışacaksınız, e, aşina hale geleceksiniz. Tabii ki şöyle bir imkanımız yok arkadaşlar. Yani ben şimdi e, şeylerden bahsederken ta böyle hani ilkokul, ortaokul, lise çağında anlatayım. Sonra bilmem ne öyle bir vaktimiz, zamanımız yok yani. Öyle mesela Platon hakkında başka bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Wikipedia'ya bakacaksınız. YouTube'da bu konuda yapılmış başka şeyleri izleyeceksiniz. Bilmem ne, bilmem ne. Yani size temel eğitim veremem her konuda yani. Şimdi gelelim bu işi nasıl bir formatla, nasıl bir metotla yapacağımıza. Mesela bu seride anlatacağım Açık Toplum ve Düşmanlar ismi kitabı düşünün. Şimdi birincisi bu direkt bir çeviri olmayacak daha önce bahsettiğim gibi. Ben kitaptan ne anlıyorsam onu anlatacağım size. Mesela kitaptaki bir cümleyi çoğu zaman birebir çevirmeyeceğim. Ne anlıyorsam onu Türkçe güzel bir şekilde böyle birebir çeviri baskısı olmadan size aktaracağım. Eğer birebir çeviri istiyorsanız kitabın Türkçesini alacaksınız. E, muhtemelen de vardır yani. E, bu sonuçta sesli bir kitap değil arkadaşlar. İkincisi... Sadece önemli gördüğüm... Bu kitaptan sınava giriyor olsaydım altını çizeceğim, yerleri anlatacağım. E, üçüncüsü şu not olarak söyleyeyim. Ben e, bu kitabın İngilizcesini okudum. E, onun üzerinden konuşacağız. E, bunun... Pek çok sebebinden birisi şu, İngilizcenin benim ilgilendiğim alanlarda ifade yeteneğinin daha derin olması. Şunu da ifade edeyim, kitabın orijinali Almanca da olsa, Çince de olsa İngilizce çevresinden okuyup öyle anlatacağım size. Çünkü çevirileri okumaya çalıştığımda, Türkçe'ye çevirileri okumaya çalıştığımda bön, bön bakıyorum bunun sebebini çok iyi bilmiyorum yani Türkçeden ben bir kitabı size Türkçeden okuyup ya yani, e, Türkçeden okuduğum bir kitabı anlatmam için direkt Türkçeden yani tek şart şu arkadaşlar kitabın aslının Türkçe yazılmış olması lazım. Başka her şeyi muhtemelen İngilizceden okuyup anlatacağım size. Oh, yoruldum vallahi. Bak ki su da almamışım yanıma. Şimdi geçelim arkadaşlar video metoduna. Burayı çok hızlı geçmeye çalışacağım. E, bu videonun metodolojisi nasıl olacak? ...çok basit. Size sesli kitap okuyormuş gibi okuyacağım. Ee, yaratıcı bir şekilde çevirdiğim şeyleri biraz önce bahsettiğim gibi. Ekranda böyle bir e, Word dokümanım var. Ee, oraya bakarak okuyacağım. Ee, nasıl okuyacağım? Ee, böyle tonuna, vurgulamasına veya güzel okumaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar böyle sesli kitap okuyanlar kadar güzel okumaya çalışacağım. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum, neden okuyarak devam edeceğim? Ya böyle sırf kameraya bakarak böyle böyle e, e, anlatayım diye koca bir kitabın her paragrafını ezberleyemem, e, hata yaptım dur bir daha çekeyim diyemem. Hem vakit yok hem de zaten doğal ve güzel olmaz bu. Burada bence tek sıkıntı e, bunun bir video olması ve orada hani birinin size ekrana bakarak sürekli bir şey okuması sıkıcı olabilir. Öyle geliyorsa e, görüntüyü kapatın. E, podcast gibi dinleyin. E, podcast gibi de yapmayı düşündüm ama bu sefer görüntülü seyretmeden dikkatini toplayamayanları kaybetmiş oluruz. Yani uzun lafın kısası bu bir görsel şölen değil arkadaşlar. Nasıl? E, hangi imajla anlattığıma, nereye baktığıma, yüzümün ifadesine, elimin kolumun nereye oynadığına falan takmayın. Arka fonda ne var vesaire boş verin bunları. Ne anlattığıma bakın, e, anlattığım şeyleri anlamaya odaklanın. E, ne demişim? Kitabı anlatırken kitabı okuyormuş gibi anlatacağım size söylediğim gibi. E, mümkün olduğunca takılmadan vurguları tonlamayı doğru düzgün yaparak, ama bazı yerlerde kendim de açıklamalar yapacağım. Bazı yerleri daha hale açık hale getirmek için, bazen de kendi görüşlerimi e, aktaracağım size. Zaten bu e, e, kitapları size anlatmamın e, bir nedeni de şu olacak kitapları, makaleleri, her neyse, konu neyse. E, onları böyle kendi görüşlerim için bir yerde konu mankeni, iskelet gibi de kullanacağım. Araya da kendi görüşlerimi e, sıkıştıracağım bu e, mevzuları e, onlarca yıldır okuyan birisi e, olarak Peki hangisinin kitap, hangisinin benim görüşüm olduğunu nereden anlayacaksınız? Bana ayrıntılı olan yerleri bir şekilde size belli edeceğim. Onu işte ne diyeceğim? Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim burada. Bu benim yorumum. Ivır zıvır bir şeyler söyleyeceğim size. Anlatacağım yani. Şimdi arkadaşlar burada size bir, bir tavsiyem var. O da şu. Biliyorsunuz YouTube reklamları insanı gerçekten delirtebiliyor. Bu konuda premium üyelik ilaç gibi geliyor. Özellikle benim gibi e, YouTube'da çok vakit geçiren bir insansanız, bu tür şeyleri çok dinliyorsanız YouTube'da, premium üyelik ilaç ayda 22 lira veriyorsun, e, reklamdan falan kurtuluyorsun, bir de şöyle bir e, e, yeteneğe kavuşuyorsun. Download imkanın var ve o download'u e, çeşitli çözünürlük seviyelerinde yapabiliyorsun. E, o imkana kavuştuktan sonra ben hani telefon hattımdan bile bazen video indiriyorum, düşük çözünürlükte, en düşük çözünürlükte. Ben mesela benim için görseli önemli olmayan bunun benim bu yapacağım videolar gibi videoları en düşük çözünürlükte indiriyorum. Takıyorum kulaklığımı podcast gibi dinliyorum görüntüye bakmadan hem çabuk indiriyorsunuz süre şeyi de var avantajı da var. Hem de internet harcamıyorsunuz ben evde bile öyle indiriyorum bu tür videoları gerek yok yani boş yere kapasite harcamaya. Bir de son olarak arkadaşlar, söz veriyorum, <laughs> Biz, şey, son kasetim bu, söz veriyorum. Son, bu genel girişteki son nokta arkadaşlar. Şimdi bu videolar boyunca bir takım felsefi kavramlar tanımlar olacak. İşte historisist metodoloji, ahlaki spiritualizm vesaire vesaire. Bunlar ilk geçtikleri yerlerden sonra da bahsedilecek tabii ki ve her seferinde bunların ne olduğunu size tekrarlayamam. bu hem çok sıkıcı olur hem de çok zaman alıcı olur. tabii ki hani bu bir bunu bunları ben yazarak şey yapsaydım şu anda hazır her şey hazır onu eee da koyabilirdim ama öyle yani çok insana ulaşamazdım. video değil yazı olsaydı arama yapardınız bulurdunuz ama bir bu bir video Dolayısıyla ben size bu tür teknik terimler geçtiği zaman not almanızı tavsiye ederim. Ama siz şey de diyebilirsiniz tabii. Ben hani dakikayı not alırım oradan bakabilirim. Ya da her seferinde wiki'den veya internetten bilmem ne bakarım o kavrama da diyebilirsiniz. It's up to you man. Aa, bu kadar. Genel giriş yeter arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Kitaba geçeceğiz. Kitaba geçmeden de e, ta, e, yani takdir edersiniz ki kitabı biraz hafif tanıtmam lazım. E, o çok sürmeyecek. E, böyle bir sayfalık e, kısa bir e, böyle bulut bulut not aldım. E, onlardan bahsedeceğim size. Evet gençler kitabımızın adı Açık Toplum ve Düşmanları. E, İngilizcesi The Open Society and Its Enemies. Bir de alt başlığı var. Spell of Plato. Türkçesi Platon'un büyüsü. Buradaki büyü şu anlamda büyü arkadaşlar. Hani derler ya birisi büyü yaptırmış buna abi. Gerçeği göremiyor anlamında büyü yani. Hani Platon bize öyle bir büyü yapmış ki mevzuları yanlış görüyoruz. Gözümüze perde indirmiş anlamında büyü yani. Bu kitabın alt başlığı. Şimdi kitap hakkında bir iki kısa bilgi vereyim size. Bu kitap dediğim gibi siyaset felsefesi alanında köşe taşlarından. Adından da anlaşılacağı gibi kitap bir savunma. Açık toplumun düşmanlarına karşı savunulması. Açık toplum ne demek? Onun düşmanları kim? Bunu ayrıntılı bir şekilde göreceğiz kitapta. Bu kitap hani Orhan Pamuk'un romanında... Ki karakterin dediği gibi bir kitap okudum hayatım değişti denilecek kitaplardan. Şöyle bu kitabı okuduktan sonra yani Platon'a bakışım değişti ve bunu geri almak için bir şey yapamıyorum. Yani adama bakışım değişti diyebilirim. Bu kitabı okuduktan sonra Platon'dan nefret mi ediyorum? Hayır tabii ki. Platon muhteşemdir arkadaşlar. Hiç kimse öyle bir etkiye sahip olamaz. Ama yani insanın böyle aklına bir şey koyuyor yani. E, gözlüğünüzün rengini değiştiriyor bir şeye bakarken. E, öyle bir kitap bu kitap. E, şimdi kitabın e, konusu şu. Kitap Teleological Historicism İngilizcesi, Teleolojik Historicism, tarihselcilik demek istemiyorum denilen tarihin e, evrensel belli yasalara e, dayalı olarak ilerlediği, bu gidişin bir telosa yani amaca bir nihayete bir sona gittiği ve de bu kurallı iş, e, işleyişin, ilerleyişin değiştirilemeyeceği tezine karşı bir eleştiri. Yani yazar diyor ki böyle bir şey yok tarih öyle e, kurallara e, işte bir nihai amaca şuna buna falan bağlı gitmiyor. Tarihi değiştirebilirsiniz bu sizin elinizde diyor. E, Platon, Hegel e, ve Marx gibi büyük historisistlere e, bir eleştiri bu kitap. Ama... Okları nasıl yöneldiği kişi, bütün bunların, bütün bu kişilerin felsefelerinin temeli olduğunu düşündüğü Platon, kitabın 99'undan fazlası Platon eleştirisi. Platon kim? Platon felsefenin kurucu babalarından birisi, diyalog şeklinde yazıyor. Yani bugün bildiğimiz anlamda hani makale şeklinde felsefe yazmıyor. Ee, bu videolarda adı geçen Aristoteles ki ben ona video boyunca daha kolay olsun söylemesi diye Aristo diyeceğim. Ee, Marx ve Hegel hakkında bilgi vermeyeceğim arkadaşlar doğal olarak. Çünkü bunlar böyle dev külliyatları olan, adlarını üniversite programları, binlerce kitap vesaire olan büyük şahsiyetler. Ee, yani bunları internetten bakabilirsiniz, kendiniz e, araştırabilirsiniz. Pardon. Ee, Platon'a gelince Zaten bu kitabı dinlerken içiniz dışınız Platon olacak. Burada bir uyarı yapayım size arkadaşlar. Genel bir uyarı bu. Platonu sevin, sevmeyin fikirleri size göre doğru ya da yanlış olsun veya Platonu okuduğunuz kişiye göre doğru ya da yanlış olsun. Ki felsefede böyle bir kişi tamamen doğrudur, yanlıştır bilmem ne bu yargıya ulaşmak e, neredeyse imkansızdır. Çünkü felsefenin esas şeyi sorgulamaktır. E, hangi otorite hakkında ne derse desin arkadaşlar, Platon bir dünyadır ve muhteşemdir. Bunu unutmayın. Platon ayrıca arkadaşlar gelmiş geçmiş en büyük edebiyatçılardandır. Diyaloglarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben İngilizcelerini okudum birkaç tanesinin. Onlara da İngilizcelerine internette çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Ben sanırım Gutenberg.org'dan şey yapmıştım. İndirmiştim ama tam hatırlamıyorum. Her neyse bulursunuz yani. Türkçe çevirileri nasıldır? Yani hani o Türkçe çevirileri o diyaloglardaki muhteşem canlılığı, detayı verebiliyor mu bilmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim size. İngilizce çeviri okurken ya da Türkçe için de geçerlidir bu. Ben hangi çeviriyi okumam gerektiğinin de bir araştırmasını yaparım. Güvendiğim yerlerden, insanlardan falan hangi çeviri iyidir bilmem ne araştırırım yani. Ee, mesela bu Platon'un en ünlü diyaloğu vardır, kitap boyutunda. Ee, İngilizcesi Republic, Türkçe galiba Devlet e, diye geçiyor. Aslında e, yani İngilizce çevirisinin bile e, yanlış olduğunu biraz sonra e, göreceğiz. E, şunu söyleyeyim size çeviriyle ilgili: Her çeviri bir değildir arkadaşlar. Bu yüzden araştırın çeviriyi, öyle okuyun. Diyorum bu bütün çeviriler için geçerlidir. Hani öyle işte çeviri iyiydi bilmem ne falan böyle kıl kuyruk insanların böyle otoboka takıp konuşma konusu çıkarma şeyi değildir. Gerçekten bir çevirinin iyi olup olmadığı o kitabı okumanızda iyi okumanızda verimli okumanızda çok önemlidir. çevreye sinir olup kitabı kaldırıp atabilirsiniz. Yani her çeviri bir değildir ve kiminin ne kadar kötü olabileceğine inanamazsınız. Şimdi bu kitabın 2. Dünya Savaşı sırasında yazıldığını ve yayınlanma tarihinin 1945 olduğunu hep akılda tutmak lazım arkadaşlar. Şimdi burada çoğu yerde siyasi propaganda ya da vaaz havasında bir anlatım ve tarz var. Bunun temel nedeninin savaşın yol açtığı yıkım ve acılar olduğunu, o dönemde totalitarizmin dünyanın üzerinden silindir gibi geçtiğini, milyonlarca insanın öldüğünü ve yaralandığını, e, dehşetli bir e, durum olduğunu, e, açlık, hastalık, salgın bunların kol gezdiğini, Avrupa'nın ortasında 6 milyon insanın kaybedildiğini unutmamak lazım. E, yani Totalitarizmin 2. Dünya Savaşı'nda getirdiği yıkım ile insanlığın bir daha karşılaşmaması amacıyla e, ateşli bir taraftarlık tarzında yazılmış e, bu kitap. Ve e, kitabın temasının da e, historisizm, bunun neden yanlış olduğu, neden işe yaramaz olduğunu, bunun insanlığı nasıl yanlış bir yere götürdüğü e, bu kitabın konusu. Ama şu da aklınızda olsun, yazar buna o 1945'li yıllarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ulaşmış değil. Totalitarizm çok daha öncelerinde başlıyor biliyorsunuz ve yazar da... ...1936'da bir şey yazmış, The Power of Historicism yani tarihselciliğin fakirliği... ...zavallılığı da diyebiliriz diye bir... ...makale yazmış. Yani yazar çok önce başlamış bu e, işe mücadelesine. E, şimdi ön sözünü e, şey yapmayacağım size ama ön sözünde e, iki yer var. E, pardon çok özür dilerim. Elimi burnuma götürdüm. Burnum kaşındı. E, ya böyle ufak tefek kusura bakmayın arkadaşlar. bunlara şey yapamayacağım. Edit edemeyeceğim. Edit çok vakit kaybettiriyor çünkü. Her neyse kitabın ön sözünden iki yerden bahsedeyim size. Şimdi birincisi kitabın ön sözünde daha ilk cümlede yazar şey demiş. Sert laflar edeceğim ama amacım insanoğlunun düşünsel liderlerini küçük düşürmek değil diyerek bunun bir saldırı kitabı olduğunu hemen açıklıyor. Açık ve net söylüyor yani. Yani bu aslında bir putları kırma kampanyası hani Nazım Hikmet'in yaptığı gibi. Ya ben bu tür kampanyaların derinliğinden zaten hep kuşku duyarım. Bunlar biraz böyle ...ergence bir başkaldırı havasında oluyor genelde. Ama tabi bunlar bir yandan da değişim için e, gerekli ön adımlardır. Değişimlerin kıvılcımlarını çakarlar. E, Karl Popper'ın e, Platon'u hedef seçmesi çok doğal bir şey. Çünkü neden? Platon, hani bırakın felsefenin kurucu babalarından birisi hatta babası olmasını... E, ...batı düşünsel sisteminin... Batı fikir dünyasının yani ya da şöyle söyleyeyim. Bugün bizim batı düşünsel sistemi olarak bildiğimiz şeyin, öyle adlandırdığımız şeyin, öyle olmasa bile Aristoteles ile birlikte babası, o yüzden zaten Papır şeyi seçiyor, onu seçiyor. Etkisi çok büyük bu adamın çünkü. Bir de kitaba başlamadan önce yine ön sözde çok güzel bir cümlesi var yazarın. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani tam çeviri değil ama şöyle diyor. Kanaatim odur ki medeniyetimizin hayatta kalmasını istiyorsak, büyük adamlar karşısında önümüzü iliklemekten, aslında burada şey diyor, defer etmekten yani onlara başvurmaktan, yani sıkıştığımız yerde X, Aristo, Plato her neyse, şunu demişti deme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım diyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ee, neden? Çünkü papırda bunu görüyorum zaten çoğu şeyine katılmıyorum. Ee, ama bu böyle taf olma İngilizce yani çetin ceviz olma böyle yani şey olmama böyle yani her şeyden etkilenmeme şeyi hoşuma gidiyor. Diyor ki abi sen yani her başın sıkıştığında bu entelektüel olarak da başın sıkışsa kendi kafam var, kendi beynim var, kendi düşünce sistemim var, aklım var. Dolayısıyla yargılama gücün de var. Yani vicdanını başkalarına havale EFT yapma. Kendini otur değerlendir bak kardeşim suçu başkasına atma hep diyor yani. Sorumlu sensin yani diyor. Durum budur arkadaşlar. <laughs> Çok uzun süren Girişimizi tamamlamış bulunmaktayız ve şu anda çok heyecanlıyım. E, kitaba başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk bölümle başlayalım. Bölüm 1 Historisizm ve kader miti Siyasete ve daha genelinde sosyal hayata dair gerçekten bilimsel ve felsefi bir anlayışın insanlık tarihinin düşünülmesine ve yorumlanmasına bağlı olduğu genel kabul görür. Normal bir insan hayatının kurgusunu, tecrübelerini, mücadelelerini olduğu gibi kabul eder. Sorgulama ihtiyacı duymazken bir sosyal bilimci veya filozof ise bütün bunlara daha yüksek bir yerden bakar deniliyor. Yani sosyal bilimci ya da filozof bireyi insanlığın genel ilerleyişi içinde bir piyon olarak görür. Ona göre tırnak içinde tarih sahnesinde esas aktörler Sadece büyük milletler, büyük liderler, büyük sınıflar ya da büyük fikirler olabilir. Onun yapmak istediği bu sahnede bahsi geçen aktörler arasında oynanan oyunların anlamını ve buradan hareketle tarihin ilerleyişine ait kanunları ortaya çıkarmaktır. Bunu becerirse gelecekte olacakları tahmin etme yeteneğine kavuşacaktır. O zaman siyaseti sağlam bir temel üzerine oturtmuş olur ve hangi politik hamlelerin başarılı ya da başarısız olacağını söyleyerek bize pratik tavsiyeler vermiş olur. İşte bu historisizm denilen tutumun kısa bir anlatımıdır. Bu günümüzde artık ruhsal atmosferin bir parçası haline gelmiştir ve nadiren sorgulanır. Arkadaşlar burada kitabın 1945 yılında yayınlandığını hatırlatmak isterim size. O günden bahsediyor yani. Bu eski ve birbirine bağlı bir fikirler sistemidir. Başka bir eserde historizmin sosyal bilimlerde iyi sonuç vermediğini göstermeye çalışmış, daha iyi bir yöntemin şablonunu çizmiştim. Burada not düşüyorum arkadaşlar, daha önce de bahsetmiştim. Yazarın bahsettiği e, İngilizcesi The Poverty of Historicism, Türkçesi de fakirliği olan e, makale, kitap neyse işte bu 1936 yılında bir makale olarak yazılmış ve 1957 yılında güncellenmiş. Enteresan bir not da şu, tarihsel kaderin kaçınılmazlığına inanan faşizm ve komünizmin kurbanlarına adanmış bu makale. Devam edelim. Madem bu historisizm işe yaramaz, sonuçlar içeren hatalı bir metot. Yani yine not düşüyorum, dayanamıyorum. Hani bunu gösterdim, kanıtladım diyor historisizmin işe yaramadığını. Bunun nasıl ortaya çıktığını ve kendine bu kadar başarılı bir şekilde nasıl fikir hayatımızın içine gömdüğünü anlamamız faydalı olur. Bu sayede bu temel fikir etrafına kümelenmiş fikirlerinde bir analizini yapmış oluruz. Bunu historisizmin en basit ve eski formlarından birine bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Nedir bu? Seçilmiş insanlar doktrini. Bu doktrin tarihin teist yani tanrısal bir yorumla anlaşılabilir kılınmasıdır. Bu doktrine göre Tanrı tarih sahnesinde oynanan oyunun yazarıdır. Tanrı kendi iradesinin aracı olarak bir kavmi seçiyor ve dünyayı bu kavim miras alıyor. Seçilmiş insanlar doktrininin diğer historisiz yorumlardan farkı tarihsel gelişimin kanununun Tanrı tarafından yazılmış olmasıdır. Mesela doğal historisizm tarihsel gelişimin kanunu olarak doğa yasalarını, Ekonomik historisizm, ekonomik kurallarını, ekonominin kurallarını vesaire anladınız siz onu yani. Bütün bu historisiz teorilerin ortak yanı tarihin belli kanunlara göre ilerlediği anlayıştır. Hiç şüphe yok ki seçilmiş insanlar doktrini sosyal hayatın kabileler halinde yaşandığı formdan ortaya çıktı. Kabilenin öneminin vurgulanması, kabile olmadan bireyin bir hiç olması, ve benzeri dünya görüşleri bu historisist doktrinlerin bir çoğunda ortak nokta. Yine burada bir not düşmek istiyorum arkadaşlar, bir yorum, kısa bir yorum. Kabile olmadan insanın hiçbir şey olmaması aslında klasik kabile toplumlarının hüküm sürdüğü zamanları, o devrin teknolojisini, fiziki koşullarını falan düşündüğümüzde son derece mantıklı. Mesela taş devri kabilelerini düşünün. O kabilenin içinde olmadan ne yiyecek bulabilirsiniz, ne avlanabilirsiniz? Ne de kendinizi savunabilirsiniz. O kabile sizi kovarsa ölmüş gibi bakarlar size. Hani insanoğlu sosyal hayvandır klişesinin bir yanı da budur. Hayatta kalabilmek için iş işbirliğine ihtiyacımız var. Ve öyle kabile toplumu iyik ne kadar primitif demeden bir durup düşünmek lazım. Devam ediyoruz. Seçilmiş insanlar doktrininin diğer bir özelliği ise tarihin hedefini uzak bir yere koyması. Bu hedefin ne olduğu oldukça detaylı olarak anlatılmasına rağmen ona ulaşmadan önce oldukça uzun bir yol gidilmeli ve bu yol inişli çıkışlı, virajlı ve engelli. Yani çok geniş bir çerçeve çiziyor ki bu da her şeyin o çerçeve ya da tanım içinde yer alabilmesi demek. Yani hiçbir şey çizilen bu yolla yani tanımla çelişmiyor. Fakat bu inananlara insanlık tarihinin nihai amacı ya da varacağı yer hakkında bir kesinlik sağlıyor. Burada yine ufak bir e, yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. E, şimdi tanımın çok geniş olması deyince aklıma direkt yanlışlanabilirlik e, prensibi geldi. Bilim felsefesinin temellerinden biridir bu. Ne demek bu? Bir teze Bilimsel diyebilmemiz için onun yanlışlanabilir olması lazım. Bu ne demek? Onun doğru ya da yanlış olduğunu deneyle, veriyle vesaire kanıtlayabilmeniz lazım tırnak içinde en azından prensip olarak. Bunun mucidi de bu kitabın da yazarı olan Karl Popper. Adamın esas alanı zaten bilim felsefesi. Bugün anladığımız anlamda bilim dediğimiz genel dünyaya bakış açısının temel metodu yanlışlanabilirlik prensibi. Popper mesela Freud'un teorilerinin bilimsel olmadığını iddia ediyor ve bu konuda da bence dibine kadar haklı. Neden? Çünkü adamın dediği şeylerin doğru ya da yanlış olduğunu somut bir şekilde kanıtlamanın imkanı yok. Her tarafa bükülebilir. Çok geniş bir tanım var. Tıpkı seçkin insanlar teorisindeki tarihtesi gibi. Devam edelim. Seçilmiş insanlar doktrinine iki örnek verelim. Bir faşist tarihi felsefe, iki Marksist tarihi felsefe. Faşizmin seçilmiş insanı ırk, Marksizmin ise sınıf. Bunların ikisi de Hegel'e dayanıyor. Hegel ise Heraklitus, Platon ve Aristoteles gibi filozoflardan alıyor bunu. Bölüm 2 Heraklitus Homer'in dini yorumunda tarih ilahi iradenin bir ürünü ama Homerik tanrılar onun ilerleyişi açısından genel kanunlar koymuyorlar. Homer bununla şöyle demek istiyor. Tarih bir bütünlük arz eden bir kavram değil. Homerik tarih yorumunun Yahudi tarih yorumu ile ortak yanı kader ile ilgili belli bir muğlaklığın olması ve sahnenin gerisindeki güçler fikri. Fakat Homere göre nihai varış noktası destination İngilizcesiyle insanlara açıklanmış, onlara gösterilmiş bir şey değil. Yahudilikten farkı da bu. Varış noktasının gizemli kalması. Antik Yunan'da belirgin bir şekilde historisizmden ilk bahseden Hesiod tarihsel akışın bir trendi ya da eğilimi olduğunu söylüyor. Bu akışın yönü konusunda ise karamsar. Ona göre insanoğlu Altın Çağ'dan bu yana ilerlemiyor, geriliyor, dejenere oluyor. Hem fiziksel olarak hem de ahlaki olarak. Ki bu tema Platon'u incelerken çok karşımıza çıkacak. Şimdi Hesiod hakkında da kısa, çok kısa böyle bir bilgi vereyim. Ben de Wikipedia'dan baktım. Yani biliyorum Hesiod'un kim olduğunu ama hani bu hazırlanırken şöyle bir baktım. Kendisi şair. Yani tabii ki Antik Yunan'da eski zamanda şair demek bizim e, günümüzde anladığımız gibi şair demek değil arkadaşlar şair demek pek çok anlama gelebiliyor yani filozoflar bile e, şiir halinde yazıyorlar mesela bir, e, Heraklitus e, öyle yazıyor bize kalan parçalar Heraklitustan e, öyle e, şiir şeklinde falan filan uzatmayayım neyse e, Hesiod ee, İzmir Aliya o zamanki adıyla Aeolis doğumlu. Milattan önce 8. ya da 7. yüzyılda yani Homer ile aynı zamanda yaşıyor. Ee, bilmiyorum biliyor musunuz bu muhabbeti ama Homer'in gerçek bir kişi olup olmadığı ile ilgili bir şey var bir tartışma var çok da tartışma değil artık zaten. Homer gerçek bir kişi mi değil mi bütün yazdıkları kendine mi ait o konulara girmiyorum şu anda başka bir günün konusu. Ama bildiğim kadarıyla ya da Wikipedia'nın bana söylediği kadarıyla ben bu konunun uzmanı değilim. <laughs> Hesiod gerçek bir kişi çünkü eserlerinde kendi hayatından da bahsediyor. Homer ile birlikte antik Yunan, Yunan dini geleneklerini kuruyor. Eserleri iki tane eseri var. İşler ve Günler ve e, Teogonya. E, Hesiod Batı medeniyetini çok etkilemiş insanlardan biri arkadaşlar. E, yani hiç olmazsa benim gibi e, Wikipedia'dan e, biraz okumanızı tavsiye ederim. E, Batı kültüründe mitoloji çok şeydir çünkü çok e, nasıl söyleyeyim baskındır böyle insanların böyle e, genetiğine işlemiştir. Edebiyata meraklı olanınız varsa orada zaten sürekli görürsünüz. Durum bu. Tekrar kitaba dönüyorum. Erken dönem antik Yunan filozoflarının çeşitli historisist yaklaşımları Platon'da kendilerini gösteriyor. Platon Yunan kabilelerinin tarihini ve sosyal hayatını yorumluyor, özellikle Atinalıların. Hesiod'dan etkileniyor ama asıl önemli etki Heraklitus'tan geliyor. Şimdi bu bölüm zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Heraklitus bölümün ismi bu. Devam ediyorum. Heraklitus tırnak içinde söylüyorum değişim fikrini keşfeden filozof. Onun zamanına kadar filozoflar dünyayı şeylerin toplamı ya da bu şeylerden inşa edilmiş devasa bir yapı olarak görüyorlar kendilerine sordukları sorular bu dünya nelerden oluşur? Nasıl inşa edilmiştir? Gerçek şablon nedir? gibi sorular. Bahis konusu yapı, statik bir yapı. Bu anlayış o devirde herkese doğal geliyordu ki çoğumuz için halen böyledir. Herak bu Heraklitus'un dehası tarafından aşılıyor. Onun görüşüne göre böyle statik bir yapı yoktu. Dünya istikrarlı bir yapı değil, daha çok devasa bir proses yani süreçti. Şeylerin ana toplamı değil fakat bütün olayların, değişimlerin ya da vakaların bütünüydü. Burada vaka diye çevirdiğim şey arkadaşlar İngilizce fact. Burada daha sonra zaten bunu göreceğiz. Fact ile kastedilen şey anladığım kadarıyla doğa yasası gibi şeyler, vakalar, gerçekler yani. Tamam, devam ediyorum. Felsefesinin mottosu yani ana ilkesi tırnak içinde her şey değişiyor ve hiçbir şey durmuyor. Bu Heraklitus'un bu şeyi nedir? Değişi çok meşhurdur. İngilizcesini de o yüzden vermek istiyorum size. Everything is in flux and nothing is at rest. Parmenides, Demokritus, Platon ve Aristo'nun felsefelerini bu arada Aristoteles demeyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra e, Aristo diyeceğim kısaca. Yani çok uzatmamak için belli bir sebebi yok. Türkçe'de öyle e, kullanılıyor diye biliyorum. Pardon tekrarlıyorum. Parmenides, Demokritus, Platon ve Aristo'nun felsefelerini Heraklitus'un keşfettiği bu değişen dünyanın problemlerini çözmek üzere çabalar olarak görebiliriz. Bu keşfin büyüklüğünü ve dönemin zekaları üzerindeki etkilerini ne kadar anlatsak az kalır. Heraklitus bu keşfi elbette durup dururken yapmadı. Bu fikrin onda oluşmasında temel etken yaşadığı zamanda geçen sosyal ve politik rahatsızlıklarının korkutucu kişisel deneyimlere yol açması sadece doğa ile değil ondan daha da fazla ahlaki siyasal problemlerle ilgilenen ilk filozof olan Heraklitus bir devrim çağında yaşadı. Onun zamanında Yunan kabile aristokrasisi yeni sistem olan demokrasinin gücünü görmeye başladı. Bu devrimin etkisini anlamak için kabile aristokrasisindeki sosyal hayatın istikrarını ve katılığını hatırlamamız lazım. Bu sistem içinde sosyal hayat sosyal ve dini tabular tarafından belirleniyor. Sosyal yapı içinde herkesin atandığı bir yeri var. Herkes kendi işgal ettiği pozisyonun doğru ya da münasip olduğunu düşünüyor. Bu yer ya da pozisyon doğal bir yer. Yani doğalla kastettiğimiz yer doğa kanunu anlamında doğal bir yer. Yani ben marangozsam bu doğanın kanunu öyle yani bunu değiştiremem gibi. O kişiyi bu pozisyona dünyayı yöneten güçler koymuş. Herkes yerini biliyor. Peki Heraklitus kim? Bir soylu, aristokrat yani. Hatta bir rahip kral yolma olu, pardon, düzeltiyorum. Hatta bir rahip kral olma yolunda ama kardeşi için bu pozisyondan vazgeçiyor. Şehrin siyasi hayatına karışmak da istemiyor. Ama yeni devrimci dalgaya karşı mücadele eden aristokratların davasını destekliyor. Heraklitus'un insanın motifleri hakkındaki yorumu, antidemokratik argümanın demokrasinin ilk günlerinden beri değişmediğinin göstergesi olarak çok enteresan. Onun ağzından aktarmaya başlıyorum. Şöyle dediler. Aramızda kimsenin mükemmelleşmesini istemiyoruz ve birisi göze batıyorsa o zaman bırakın başka bir yerde ve başkalarının arasında göze batsın. Yani ne demek istiyor? Demokrasi vasatın rejimidir. Sivrilmeye, yetenek göstermeye, yeteneklilere izin vermez, hayat hakkı tanımaz. Demokrasiye karşı bu düşmanlığı Heraklitus'tan günümüze kalan parçaların her yerine sızmış durumda. Gene aktarıyorum. Çete ya da güruh, İngilizcesi the mob, Göbeklerini hayvanlar gibi doldurur. Rehberleri olarak aşıkları, İngilizcesi bard ve popüler inançları alırlar. "Çoğu insan kötüdür." Burada aşıklar olarak kastettiği şey hani siz çeşitli yorumlar yapabilirsiniz. Demagoglar olabilir, siyasiler olabilir. İşte bir konuda uzman olmayıp da e, o konuda sadece görüş biler te, belirten, insanları ajite eden falan o tür tipler olabilir. Onu kastediyor yani burada. Şimdi burada ben biraz da uzun bir e, yorum yapacağım arkadaşlar. Birazdan bitireceğim zaten çok fazla uzamasını istemiyorum e, bu ilk bölümün. Şimdi yazarın burada Heraklitus'u ve onun gibi düşünenleri şeytanlaştırmasında ciddi bir Anglo-Sakson etkisi var bence. İngiliz dünyasının yani etkisi var bence. İngiliz dünya, Anglo-Sakson dünya derken İngiliz kültürü, Amerikan kültürü yani genel kastediyorum. Avustralya neyse işte. O toplumlarda, o Anglo-Sakson toplumlarda bizim gibi eski dünya insanlarına çok naif ya da saf gelen bir böyle hepimiz kardeşiz anlayışı vardır. Aslında hepimiz kardeşiz diye bir şey de yoktur bu toplumlarda. Sömürünün a babası oralarda olur, ama bir hayal satma vardır. Bunda da bence komünizmle mücadele yıllarının çok etkisi var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yani Hitler, Mussolini gibi adamların, Stalin'in yarattığı yıkım sonucu o cenah ne diyorsa, onun aksini iddia etmek çok kolay satılabilir bu toplumlarda. Bütün bunları bir yana bırakın. Şimdi gerçekleri konuşuyoruz. Şimdi insanın eğitim ve kültür seviyesi arttıkça o niteliklere sahip olmayanlara karşı hiç mi negatif bakmaz? Dürüst olalım lütfen. Bugün bize dayatılan şey herkesin yaptığı her şeyi, her alışkanlığı, her kültürü, herkesi eşit ve aynı derecede saygı duyulacak, aynı derecede derin görme zorbalığı bu artık eşitlik mücadelesini aştı. Toplumların ilerlemesini, kendi kendini ve başkalarını nitelikli bir şekilde anlamasını engelleyen bir akıl tutulmasına döndü. Bu konu hakkında 20 senedir, pardon bir konu hakkında 20 senedir düşünen, çalışan bir adamın fikriyle onun hakkında, o fikir hakkında, o konu hakkında berber geyiği yapan bir insan bir olur mu? Ama artık öyle olmak zorunda. Neden? Çünkü Düşünce gerçek mücadeleden yoruldu. Orada dayak yedi. Düşüncenin öğrencisine düşünmek zor geldi. Moral bozucu geldi. Sonra düşünce çok daha kolay bir ana, alana yöneldi. Kimlik siyasetine yöneldi. Ben Türk'üm güzelim, ben Çinli'yim güzelim, ben kilolarımla barışığım. Sen ormanı korumak istiyorsun ama köylü de evini yenilemek, bol para kazanmak istiyor. Herkes haklı. Herkesin düşüncesi diğer herkesin düşüncesi kadar kıymetli saçmalı. Neyse uzatmayalım. Sınıfsız eşit toplum bir yalandır. Sadece tüketimi pompalamak, insanlara İngilizcesiyle you want you can yani istiyorsun yapabilirsin yapabilirsin demek için bu yalan sürdürülüyor. Sınıfsız toplum yalandır ama sınıflı toplum da çok matah bir şey değildir arkadaşlar. Bence önemli olan Herkesin minimum bir standarda sahip olmasıdır. Yani felsefeci ünlü felsefeci Princeton felsefecisi Her Frankfurt'un deyişiyle eşitlik değil yeterince maddiyata herkesin sahip olması yani İngilizce herkesin inafa sahip olması gerisini ise organik gelişmeye bırakmaktır. Bence doğru olan şey Tekrar kitaba dönüyorum. Bir paragraf daha okuyacağım. Ondan sonra bırakacağım. Çünkü kitaptan kopmayalım istiyorum. Hani aynı nehrin içine iki defa giremezsin lafı vardır ya arkadaşlar meşhur. O laf Heraklitus'a ait. Heraklitus ayrıca diyor ki şehrimin antik kanunlarını korumak için verdiği çaba boşuna her şey gelip geçici. Bu nedenle Heraklitus var olan düzenin daima var olacağı fikrine karşı çıktı. Değişim ve özellikle sosyal değişim sadece Heraklitus'un felsefesinin değil, historisizmin de önemli özelliklerinden. Krallar bile değişir. Sen kimsin ki değişim yok diyeceksin? Bu doğru. Ama Heraklitus'un felsefesinde historisizmin pek de hoş olmayan özelliklerinden biri kendini gösteriyor değişime aşırı vurgunun değiştirilemez bir kader kanunu ya da varış noktası kanunu ile birleşmesi. Her şey değişiyor ama bu değişim mutlak bir kanuna göre ilerliyor. Heraklitus'un bunu anlatma biçimi bizim modern çağda kullandığımız doğal kanun kavramına, İngilizcesi natural law ve modern historisist yaklaşıma çok benziyor. Farkı ise Heraklitus'un şeyinde durumunda bunun cezalarla desteklenmesi yani mesela <laughs> güneş hep öyle doğacak diyor ama doğmazsa kader tanrısı ona haddini bildirecek diyor. Yani bu şimdi bize tabii şöyle söyleyeyim hemen kısa irticalen bir yorum yapayım böyle bir not almamışım ama bu tür şeyler arkadaşlar işte bu tür şeylerse çok komik gelebiliyor olabilir ama bunun 2500-2600 yıl önce yazıldığını aklınızdan çıkarmayın. Bugün bile insanların ne kadar böyle böyle çizgi film kavramlarıyla düşündüğünü unutmayın. Biz 2500-600 sene öncesinden, 3000 sene öncesinden bazen bahsediyoruz bu kavramları konuşurken. Şimdi o orada diyor ki kader tanrısı ona haddini bildirecek. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Hiçbir şey... Şeye doğanın yasalarına karşı çıkamaz, güneşle karşı çıkamaz diyor olabilir. Onu anlatmanın değişik bir şekli olabilir. Çok önemli bir cümleyle bitiriyorum yayını, ilk bölümümüzü. Burası da çok önemli. hukuki kanunlar ya da kurallar ile Doğal kanunlar veya düzenlilikler arasındaki farkı ayırt edememesi kabile tabuculuğunun karakteristiklerinden biri. Her ikisi de yani hem hukuk hem de doğal kanunlar sihir olarak görülüyor. Burada sihir diye kastettiği şey insan dünyası dışı ya da normal dünyanın üstünde bu şekilde görülüyor kabile toplumlarında. Bu da insan yapısı olan, normalde insan yapısı olan tabuların akılcı bir şekilde eleştirisini, doğal dünyanın kurallarının geliştirilmesi çabası kadar algılanamaz kılıyor. Yani diyor ki, yani kabilenin kanunları o kadar değişmez ki onu değiştirmeye çabalama insanın uçmaya çalışması gibi algılanıyor. Evet arkadaşlar burada ilk bölüme noktayı koyuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hadi eyvallah.